Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. TYT Matematik kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. TYT Matematik kampımıza biz Barış Yayınları video ders kitabından hareketle devam ediyoruz. Ve bugün bu güzel kitabın kümeler kısmındayız. Yeni konumuza geçiş yapıyoruz. Hemen sana sayfa numarasında ben söylemek istiyorum. 211. sayfadan başlayacağız. Şimdi bu video nerede bitecek hocam? Ben sana hemen onu da söyleyeyim. Bu video 215'te bitecek ama kümeler bitmeyecek bu videoda. 215. sayfadan daha sonrasında nereye kadar gideceğiz biliyor musunuz? 219. sayfanın sonuna kadar geleceğiz ve ikinci video olacak. Arkasından da aynı konunun içerisinde kartezyen çarpım konusunu ele alacağız. Yani kümeler ve kartezyen çarpımı bitirdiğimizde 220. sayfanın sonuna kadar gelmiş olacağız. E tabi daha sonrasında kümeler ÖSYM bakış, kümeler SM ile bakış gelecek ve ÖSYM bakış Kartezen çarpım videoları da tabii ki gelecek gençler. Evet, umarım senin için her şey güzel gidiyordur, sağlığın saatin yerindedir, kararlılığın, azmin aynı seviyede devam ediyordur ilk günkü gibi diyelim ve eğer hazırsan geçelim derse. Evet arkadaşlar, şimdi kümelerde temel kavramlarla bir başlayalım şöyle senle birlikte. İyi tanımlanmış ve farklı nesnelerden oluşan topluluğa biz küme diyoruz. Burada iyi tanımlama ifadesi ortak özellikleriyle verilen bir kümedeki nesnedir. Herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması anlamına gelir. Buna iyi tanımlama durumu diyoruz. Tamam. Şimdi kümenin tanımı gerçekten böyle. İyi tanımlanmış diye başlar. Tamam. Ve bu iyi tanımlamayı da açıklıyoruz. Bakın iyi tanımlama ne demekmiş? Herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması anlamına geliyor. Şimdi bir bir bu e, kümelerin temel kavramlar kısmında vereceğimiz şeylere bir bakalım. Kümeler A, B, C gibi büyük harflerle gösterilir. Tamam bunu ilkokuldan beri yapıyoruz zaten. Bir kümeyi oluşturan nesnelerin her birine bu kümenin bir elemanı diyeceğiz arkadaşlar. Yani kümenin içerisinde bir nesne varsa o, o kümenin bir elemanıdır, bir öğesidir. Tamam. Bir A elemanı, A kümesine aitse küçük A elemanı büyük A kümesine aitse ben bunu A elemandır A biçiminde göstereceğim. Bir B elemanı A kümesine ait değilse elemanı değildir anlamını taşıyan bak şuradaki işaret elemanı demek şuradaki işaret elemanı değildir demek. Bu B kümesi B elemanı A kümesinin içerisinde değildir demek aynı zamanda. Küme içerisinde bir eleman bir kez yazılır. Sen birden fazla kez defa durmadan defalarca aynı elemanı yazamazsın. Küme içerisinde bir eleman bir kez yazılır dedik. Ve Küme içerisindeki elemanlar yer değiştirebilir. Yani sen bir kümeyi içerisinde 1, 2, 3 elemanı varsa sen bunu 1, 2, 3 biçimde de yazsan A kümesini ifade edersin. 3, 2, 1 biçimde de yazsan yine A kümesini ifade edersin. 2, 1, 3, 2, 3, 1 şeklinde de yazsan hiç fark etmez yine aynı kümeden bahsediliyordur. A kümesinin eleman sayısı ise S, A ile gösterilir. Yani bir kümenin içinde kaç tane eleman olduğunu belirtmek istiyorsan bunu A kümesini şöyle parantez içerisine aldıktan sonra sonra kafasına bir tane S harfi koyarak ifade edersin. Bu hani böyle uluslararası bir bilgi. Tamam mı? Yani sadece Türkiye'de kullanılan bir şey değil. Tüm dünyada sen SA dersen matematikten anlayan kişiler der ki bu A kümesinin eleman sayısı anlamını taşır bunu anlarlar. Şimdi birinci sorumuza bir bakalım. Aşağıdaki ifadelerden küme belirtenleri bulunuz demiş. Rakamlar. Şimdi rakamlar dediğimiz zaman çok iyi tanımlı aslına bakarsak. E, sıfırdan başlıyor ve 9'a kadar olan doğal sayılara biz rakamlar diyoruz. Dolayısıyla bu bir kümedir arkadaşlar. Tamam bu bir küme belirtir. Çift asal sayılar dediğimiz zaman aklımıza sadece iki gelir değil mi? Bak bu da bir kümedir. Dolayısıyla bir küme belirtir. Herkes tarafından aynı şey anlaşılır. 5 ile 9 arasındaki doğal sayılar. Yani hangilerinden bahsediyor? 6'dan, 7'den ve 8'den bahsediyor. Herkes aynı şeyi anlar mı matematik bilenlerden konuşalım. Herkes aynı şeyi anlar. Dolayısıyla bu da bir küme belirtir. Şimdi devam. Resim yapabilen insanlar. Şimdi örnek veriyorum ben güzel resim yapabilirim ya da resim çizebilirim. Lakin sen buna şey diyebilirsin hani bu da resim mi lan diyebilirsin. Ama bir başka arkadaş da şunu söyleyebilir. Hocam çok güzel resim yapıyorsunuz. Şimdi ben resim yapabiliyor muyum? Yapamıyor muyum? Bundan kaynaklı bu bir küme belirtmez. Neden? İyi tanımlı değildir çünkü. Küme değildir yazacağız buraya. Küme değildir. İyi tanımlı olma hali işte tam olarak karşımıza bu şekilde çıkıyor. Tamam herkes tarafından aynı şey anlaşılacak. E haftanın günleri bir haftada ulusal olarak kabul edilmiş bir durum bu. Bir haftada 7 gün vardır. Ve bunlar pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazardır. Bundan kaynaklı haftanın günleri dediğimiz zaman herkes aynı şeyi anlayacağından bu bir küme belirtir diyoruz arkadaşlar. 9A sınıfının yakışıklı erkekleri. Şimdi belki 9A sınıfında erkek yoktur. Belki 9A sınıfında erkek varsa sana göre yakışıklıdır. Ama bana göre değildir. Bana göre en yakışıklısı benimdir belki de. Değil mi? Ve 9A sınıfında olmayabilirim. Bundan kaynaklı bu sınıfın yakışıklı erkekleri ifadesi. Şimdi bir tane de 9A sınıfı yok zaten. Hani bundan da patlıyor zaten ifade. Herkes tarafından aynı şey anlaşılmaz. Bundan kaynaklı bu bir küme değildir diyoruz sevgili gençler. Star kelimesinin harfleri. Herkes tarafından bunun S, T, A ve R'den oluştuğunu bu kümenin anlaşılıyor. Dolayısıyla bir küme belirtir diyeceğiz uçabilen inekler. Şimdi inekler uçar mı? Uçmaz. Net bir şey ifade ediyor mu? Herkes tarafından aynı şey anlaşılıyor mu? Herkes tarafından aynı şey anlaşılıyor. Çünkü herkes biliyor ki inekler uçamaz. E inekler uçamıyorsa madem öyle bu kümenin içerisinde herhangi bir eleman da yoktur diyeceğiz ve ne diyoruz bak bu kümenin diyor. Yani bu bir küme belirtiyor arkadaşlar. İyi tanımlanmış. Dünyanın en iyi 5 futbolcusu. Belki ben o ilk 5 futbolcunun arasına ne bileyim Mbappe'yi sokmayabilirim ama sen Mbappe'yi birinci sıraya da yazabilirsin. Herkes tarafından aynı şey anlaşılıyor mu? İyi tanımlı mı? Değil. O halde bu bir küme değildir. Bak dikkat et yorumu açıksa küme değil diyoruz zaten. Tamam Yorum yapmadan herkes tarafından aynı şekilde anlaşılıyorsa işte biz buna kümedir diyoruz. Alfabemizdeki sesli harfler. E şimdi A, E, I, I, O, Ö, U, Ü değil mi? Dolayısıyla herkes tarafına aynı şey anlaşılacağı için e, biz buna kümedir diyoruz. Tamam. Şimdi devam. Sağ üst taraftayız. Küme gösterim biçimlerimiz var. Liste yöntemi bunlardan birisi. Liste yönteminde elemanlar virgülle ayrılarak küme parantez içine yazılır. Küme parantezi dediğimiz parantez şu arkadaşlar. Bunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ve elemanlar virgüllerle ayrılacak şekilde yazılacak. Venn elemanları kapalı bir şekil. Çokgen, çember, elips gibi bunun içine yazılır. Ve başlarına da birer tane nokta konulur. Yani illa böyle çembersel bir şey olması gerekmiyor. Sen bunu kapalı bir <laughs> şekil üzerine göstereceksin. Mesela şöyle yaparsam bu da bize bir küme belirtecektir. Tamam kapalı olması yetiyor. Ve elemanlarının başlarına da nokta koyuyorsun. Ortak özellik yöntemi Aslına bakarsan bu e, ÖSYM'ye hazırlık sürecinde biz bu dönemdeyken en çok kullandığımız ve en çok karıştırdığımız, en çok karışıklığa sebebiyet veren küme çeşidi bu. Elemanlar tek tek yazılmayıp ortak özellikleriyle ifade edilir. Mesela 8 ile 18 arasındaki tek tam sayılar kümesi dediğim şey ortak özellik yöntemiyle bize bir küme belirtir. Yani sen burada... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 diye tek tek yazmak yerine 8 18 arasındaki tek tam sayılar dediğin takdirde Ha burada tekmiş bir de özür diliyorum az önce saydıklarım iptal Tek tam sayılar dediği için sen sadece tekleri saymayıp bu şekilde ifade edebiliyorsun Mesela ben bunu liste yöntemini nasıl gösteririm? 9, 11, 13, 15, 17 Venn şamasıyla nasıl gösteririm? İşte bu şekilde Venn şamasında bu arada küçükten büyüğe falan yazmak zorunda sıralamak zorunda değilsin Yine keza aynı şekilde liste yönteminde de küçükten büyüğe sıralamak zorunda değilsin. Ama bir racon var ortada. O racona göre küçükten büyüğe doğru yazmak daha uygun olur, münasip olur gençler. Ortak özellik yöntemiyle ben bunu nasıl göstereceğim peki? İyi dinliyorsun şimdi. G kümesi, bak şuradaki çizginin anlamı öyle anlamını taşır. Öyle. Şimdi okunuşuna dikkat et. G kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki. Bu x'ler 8 ile 18 aralığında ve k'lar tam sayı olmak üzere 2k artı 1 formatında yani tek sayılardan bahsediyoruz. 8 ile 18 arasındaki tek sayı olan x'lerden oluşuyormuş bu küme. İşte bundan kaynaklı ee, biz bunları bu şekilde okuyacaksak eğer okursak bence çok daha başarılı hamleler yaparız. Yani ben çoğu öğrencinin hani 100 öğrenciden 90'ından fazlasının bunu şu şekilde okuyacağına adım kadar eminim. Belki %99'u adım kadar eminim. G kümesi işte x o ne bilmiyorum x, x için 8 küçük x küçük 18 x eşittir 2k artı 1 ve k tam sayı. Bak bunu bu şekilde okur. Böyle okumayacaksın abi bunu Türkçeleştirirsen çok daha net anlarsın. G kümesi öyle x'lerden oluşuyormuş ki bu x'ler 8 ile 18 arasındaki tek tam sayılar. Yani hemen aklına ne gelir? 9, 11, 13, 15, 17 gelir. Başkası gelmez. Eğer bunu tek düze okursan, onu herkes okur. Tek düze okursan bu şekilde sorunun anlaşılma seviyesi düşer. Kazanım bakış 2. A, B, bak böyle küme C, küme D, E, F ve 1 ve 2 var. Buna göre aşağıdakilerden hangilerinin doğru olduğunu bul demiş bize. Hadi bulalım beraber gel. Şimdi şöyle bir e, A'nın böyle bir elemanı var diyor. Gerçekten A'nın böyle bir elemanı var mı? Var bak burada. Demek ki bu doğru. Tamam. A'nın şöyle bir elemanı yoktur diyor. Evet bakıyorsun. Gerçekten böyle bir eleman yok kümenin içerisinde. Bu da doğru. Ee, şu küme biçimisi küme biçiminde e, alıp F'yi içine yerleştirip bu diyor A'nın elemanıdır diye de bahsetmiş. E, bakıyorsun gerçekten böyle bir eleman var mı? Var. O halde bu da doğru. A kümesi 8 elemanlıdır demiş. Bakalım. İyi dinle. 1 2 3 4 5 6 şunu da sakın unutma. Dışarıdaki virgül sayısına bakıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5. Virgülün bir fazlası eleman sayısını verir. Dolayısıyla burada 8 demiş ama bizim 6 elemanımız olduğunu görüyoruz. Bu yanlış arkadaşlar. Kaç olacak normali? Gerçeği doğrusu 6 olacak. Devam. C diye bir elemanı yoktur A'nın diyor. E bakıyorsun gerçekten. Şurayı silelim. C diye bir eleman var mı? E hocam var işte şurada. Bak o elemanın ismi C değil. O eleman... Şu. Tamam? Bununla bu aynı şey değildir arkadaşlar. Bundan kaynaklı A'nın böyle bir elemanı yoktur demiş. E doğru demiş diyeceğiz o zaman. A'nın D diye bir elemanı vardır diyor. Yukarı çıktık bakıyoruz böyle bir eleman var mı? Var hocam işte burada. Deme, sakın deme. Bu tek başına şu şekilde boyadığım e, kısım bir elemanıdır A'nın. Tek başına D A'nın bir elemanı değildir. Tamam? Kümenin içerisinde çünkü dolayısıyla bu yanlış. 1,2 elemanıdır A demiş zaten bir kere gösterim yanlış yani sen birden fazla elemanı A'nın elemanıdır diye göstermek istiyorsan onu bu şekilde göstermesin dersin ki bir elemandır A ve 2 elemandır A dersin eğer 1 ve 2 diye bir eleman varsa ki burada 1 ve 2'ye bakıyorsun şurada var şurada var ama bunu istediğimiz biçimde göstermemiş. Ben bunu şu şekilde de anlayabilirim 1 tam 1 bölü 5 yani 1,2 sayısı. A'nın elemanıdır. Var mı böyle bir eleman? Yok. Ben bunu bu şekilde de anlamaya müsaitim yani. Dolayısıyla bu da gitti. B A'nın elemanıdır demiş. B diye bir eleman var mı? Bak burada var. Dolayısıyla bu ifade de bizim için doğrudur diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar 211. sayfamız bitti. 212. sayfaya doğru bir geçelim sizle beraber. Burada bir sorumuz daha var. Ortak özellik yöntemiyle ifade edilen bir küme. G kümesi beraber okuyalım. Öyle x'lerden oluşmuş ki bu x'ler bu işler bu x'ler 5'in doğal sayı katları olmakla beraber aynı zamanda bu x'ler 14 ile 177 arasındaymış. Yani 14 dahil olmak üzere 14'ten 177'ye kadar olan 5'in katı olan doğal sayılardan oluşuyormuş. G kümesinin eleman sayısı ben K kümesini şu şekilde ifade edebilir miyim? 14'ten sonra 5'in katı olan ilk sayımız kaç? 15. Sonra hocam 20, 25 diye devam ediyor. En son 175 vardır, değil mi? Şimdi burada kaç tane eleman olduğunu nasıl kısa yoldan buluyorduk? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 diye buluyorduk. 175 tam 15'i çıkardım 160. 160'ı 5'e böldüm 32. 32'ye 1 ekledim 33. Bana cevabın ta kendisini vermiş oldu. Ve gençler devam ediyorum şimdi küme çeşitleriyle. Hadi bakalım. Şimdi iki kümenin tüm elemanları aynıysa bu iki kümeye eşit kümeler denir. Tüm elemanları birbirine eşit olacak. A ve B eşit kümelerse bu da normal A eşittir B biçiminde gösterilir. Eğer bütün elemanları birbirine eşitse. Elemanları değil de hocam, eleman sayıları birbirine eşitse o zaman ne oluyordu? Tabii ki de denk kümeler oluyordu. Ve A denktir B'yi nasıl göstereceğiz bu şekilde? Ki bunun şartı neydi? A kümesinin eleman sayısının yani |A|'nın SA B kümesinin eleman sayısına yani |B|'ye eşit olmasıydı. Eğer bunlar birbirine eşitlerse A denktir B demek zorundayız. Üçüncü diye bakalım. Hiç elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Adı üstünde elemanı yok içerisi boş. Boş küme iki farklı yöntemle gösterilebilir. Çeşitle gösterilebilir. Bu liste yöntemiyle bir boş kümedir. Ve boş kümenin özel bir sembolü o da budur. Yani sıfıra benzer bir yuvarlak çizersin ve üstüne çizgi attığın takdirde bu boş kümeyi ifade eder. Dikkat et. Dikkat et. Şöyle bir ifade varsa bu boş küme değildir arkadaşlar. Hatta tek elemanlı bir kümedir de denilebilir. Tamam bu boş küme değildir. Boş kümeyi bu şekilde göster gösterecek olan varsa aman dursun. Kalemi elinden bıraksın. Ben ne yapıyorum diye bir hayat sorgulasın. Tamam. Dördüncü özellik. Dördüncü çeşit. Eleman sayısı sonlu olan kümeye biz sonlu küme diyeceğiz. Eleman sayısı sayılabilir çokluktaysa. Bak sayılabilir çokluktan bahsediyorum. Sonlu küme, eleman sayısı sonsuz olan kümeye, yani sayılamaz çoklukta. Bir şekilde sen saymaya başlayabilirsin. Mesela reel sayıları ucundan tutup saymaya başlayabilirsin. Aklına gelen reel sayıları yaz, yazarsın, yazarsın, yazarsın tek tek. Onlara da numara verirsin, sayarsın ama tamamını bitiremezsin çünkü sonsuz tane reel sayı vardır. Çünkü reel sayılar kümesi sonsuz bir kümedir ama rakamları sayabilirsin. 10 tanedir. Sıfırdan 9'a kadar numaralandırırsın. 10 tane vardır dersin. Sayabilirsin. Sayabiliyorsan sonlu küme. Sayamıyorsan sonsuz kümedir diyeceğiz. Ve 5. kümemiz. Üzerinde işlem yapılan tüm kümeleri içine alan kümeye evrensel küme denir. Üzerinde işlem yapılan tüm kümeleri içine alan küme. Yani o zaman hocam evrensel küme tek bir kü, evrensel küme var. İşte hayattaki her şey dediğimiz zaman. İşte bu olmaz. Üzerinde işlem yapılan tüm kümeleri içine alması gerekiyor. Evrensel kümeyi de E ile gösteriyoruz. Soruların içerisinde E evrensel kümesinde net bir şekilde ifade etmiş olacağız. Şimdi kazanın bakış 4'e bakalım. Aşağıda elemanları tam sayılardan oluşmuş. A ve B kümeleri verilmiş gençler. A kümesi bu, B kümesi bu. Diyor ki A, B'ye eşit olduğuna göre yani A ile B kümesinin elemanları birbirinin aynısı olduğuna göre x, -X y farkı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi burada şöyle bir şey yapılabilir. Elemanları birbirine eşitse. Ben x'i 5 seçtiğim an bu 5 ile bu 5 birbirine eşittir derim. Bu cepte. Hocam o zaman x 5 ise şu da 10'dur. Ve buradaki 10 ile buradaki 10 da birbirine eşittir derim. Şimdi dikkat. y ile y artı 7 arasında 7 fark vardır. Ve 3 ile eksi 4 arasında da 7 fark vardır. O halde y dediğimiz eksi 4'tür. Küçük olan. Y artı 7 dediğimizde 3'tür büyük olan. O halde x eksi y sorulmuş. X'i 5 seçmiştim. Y'yi de eksi 4 bulmuştuk. Çıkarırsak 9 gelir. Doğru cevabımız da 9'un ta kendisi olur. 212. sayfamızın sol sütununu bitirdik. Şimdi geçtik sağ tarafa doğru. Kazanın bakış 5. Bu kümelerin türlerini belirleyiniz demiş. Şimdi rakamlar kümesi sonlu bir kümedir abi. Bu küme sonlu bir kümedir doğal sayılar kümesi E tabi sonsuz tane doğal sayı olduğu için sonsuz kümedir diyebiliriz Pekala Türkiye'deki iller e, topu topu 81 tane sayarsın sonludur sayılabilir çoklukta o yüzden sonlu kümedir diyorum pozitif tam sayılar Tabii ki de sonsuz tane olduğu için sonsuz kümedir diyeceğim negatif doğal sayı var mıdır arkadaşlar negatif doğal sayı yoktur küme çeşitlerinden hangisine uyuyor boş kümeye uyuyor diyebiliriz hemen şöyle de gösterebiliriz S ile başlayan aylar hemen ayları gözün önüne getiriyorsun değil mi? İçinden sayıyorsun. S ile başlayan bir ay olmadığı için buna da yine boş küme diyebilirim. Ve H kümesi öyle x'lerden oluşuyormuş ki bu x'ler 2 ile 3 arasındaki tam sayılarmış. Şimdi 2 ile 3 arasında tam sayı var mı? Yok. O halde bu kümemiz de yine boş kümedir diyebiliriz. Şöyle sembolünü de gösterdik gençler. Evet. Alt küme kavramı Şimdi alt küme kavramı değerli ve bol miktarda karşına soru çıkacaktır ve küme ile alakalı bir soru çıkarsa da yüksek ihtimal alt küme %100 kullanılacaktır derim. A kümesinin her elemanı B kümesinin de elemanı ise A kümesi B kümesinin alt kümesidir denir. A alt küme B nasıl gösterilir? A B'nin alt kümesi yani e, göbeği sola yatmış bir U harfi ya da direkt C harfine benzer böyle biraz daha bombeli biçimde çizeceksin tamam mı? Buna biz alt küme işaret ediyoruz. Veya bu şekilde de gösterebilirsin. Tamam. Tabi üniversitede matematik falan okursan bununla bunun arasındaki fark değerli ve kıymetli olacaktır ama şu an böyle bir farktan söz etmiyoruz. A ve B iki küme olsun. A B'nin alt kümesi ise B kümesi A kümesini kapsar denir ki aslına bakarsan daha da yatkındır böyle bizim dilimize. Sonuç olarak B'ye bakıyorsun. Hop A'nın tamamını kapsamış. A nerede? İçeride. Bak burada. Aslında B kapsar A demek daha da mantıklı oluyor ama kavramın ismi alt küme kavramı olduğu için biz hep A alt kümesidir B gibi biçiminde gösteriyoruz bunları. E bundan kaynaklı da genelde de bunu kullanıyoruz sevgili gençler. Şimdi burada A'yı görüyorsun. A kümesi burada. A kümesinin bütün elemanları, bak A kümesinin bütün elemanları aynı zamanda B'nin de içinde. Bundan kaynaklı A alt kümedir B'de diyebiliriz. Yani bunu bazı arkadaşlar karıştırıyor. Mesela diyor ki: "Hocam, apartmanda 100 tane daire var. Başak apartmanında 100 tane daire var ve 42 nolu dairede oturan herkes Başak apartmanında da oturuyordur, değil mi?" diyor. Evet. O zaman hocam diyor hangisi hangisinin alt kümesi oluyor? Şimdi bu şekilde düşündüğün zaman, Türkçeleştirdiğin zaman daha basit hale bürünüyor. Yani A kümesinin her elemanı B kümesinin de alt kümesidir dediğimiz zaman bazı öğrencilerimiz karıştırabiliyor. Bundan kaynaklı gençler lütfen rica ediyorum bunları sözelleştirerek, Türkçeleştirerek okumaya gayret gösterin. Daha başarılı olacaksınız. Şimdi alt kümenin bazı özellikleri var. Bu özellikleri de seninle beraber bir bakalım. Diyor ki bak. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Evet, boş küme her kümenin alt kümesidir. Her kümenin bir boş alt kümesi vardır. Çünkü bunu şöyle düşün. Bir A kümesi düşün. A kümesinin içerisinde bir elemanı var, iki elemanı var, üç elemanı var, tamam mı? Hatta ve hatta gel şuraya C kümesi diyelim. Şuna da D kümesi diyelim. Bu A, bu C, bu D kümesi. Şimdi ben madem bu kümeleri çizebiliyorum, şunu da çizebilirim ve bu çizdiğim B kümesi B kümesi boş kümenin ta kendisidir. Ve madem öyle B kümesi aynı zamanda B kümesinin her bir noktası, her bir kısmı A kümesinin içerisinde değil mi? Evet aynen öyle. O halde aynı zamanda B A'nın alt kümesi diyorsam boş küme de A'nın alt kümesidir de diyebilirim o halde. Yani boş küme her kümenin alt kümesi olur. Çünkü sen her kümenin içerisinde şöyle küçük bir boşluk çizebilirsin. O boşluk da sana zaten boş kümeyi vermiş olur. Peki Şimdi boş küme her kümenin alt kümesi ama her küme de kendinin alt kümesidir. Bunu nasıl açıklarız? Hemen dersin ki hocam bu A kümesi değil mi? Buna hemen şöyle bir şey çizerim ben. Şöyle bir şey çizerim. Tamam mı? Hatta biraz olmadı gibi şunu biraz şöyle yapalım. Şunu da biraz şöyle yapalım. Şöyle bir şey çizdim mesela. E şimdi bu A kümesi ise bu da A kümesi olmaz mı? Sonuçta aynı elemanlara sahipler ve böylelikle görüyorsun A A'nın alt kümesi olmuş oluyor. A kümesi evrensel kümenin alt kümesidir daima. Sonuçta her kümenin her kümenin bir evrenseli vardır. Bilin ki o kümenin evrenseli yoksa o evrensel kendisidir gençler. Ki kendisi de zaten kendisinin alt kümesi oluyor. A B'nin alt kümesi ve B de C'nin alt kümesi ise otomatikman A C'nin alt kümesi olur. Çünkü A buysa, B buysa A B'nin alt kümesi, aynı zamanda B de C'nin alt kümesi ise yani şu A ise bu B ise, bu C ise otomatikman A kümesi C'nin de içinde olduğu için A C'nin de alt kümesidir diyoruz. Eğer A B'nin alt kümesi iken B de A'nın alt kümesi olabiliyorsa bu bunu tek bir durum açıklar. A ile B birbirine eşit kümelerdir. Bunu sadece bununla açıklayabiliriz. Peki, bir kümenin kendisi dışındaki alt kümelerine ne denir? Yani ben bir kümenin alt kümelerini buldum, tamamını yazdım. Tamamını yazdıktan sonra dedim ki Ulan bu kendisi zaten hani alt kümesini onu bir çıkarsam desem işte ona da öz alt küme diyoruz arkadaşlar. Tamam bir kümenin alt kümelerinden kendisini çıkarırsam geriye kalan alt kümelerin oluşturduğu topluluğa biz öz alt kümeler diyoruz. Buna göre en elemanlı bir kümenin kaç tane alt kümesi vardır? 2 üzeri n tane. Kaç tane öz alt kümesi vardır? 2 üzeri n eksi 1 tane. Hocam nereden geliyor bu 2 üzeri n? Yani matematikte diğer mesela mantıkta da vardı 2 üzeri n. Neden 2 üzeri n? Yani burada da var orada da var. Mesela n tane önermenin kaç tane doğruluk durumu vardı? 2 üzeri n. Ve n elemanlı bir kümenin kaç tane alt kümesi vardır? 2 üzeri n. Yani nereden geliyor? Şimdi hocam bunu şöyle diyoruz. Varsayalım ki 3 elemanlı bir kümem var. Hatta bunları abc diye gösterelim sizle beraber. A elemanı, B elemanı, C elemanı dedim. Şimdi ben alt kümeleri oluştururken şunu düşünürüm. Derim ki acaba alt kümelerin içerisinde şu A elemanı var mı? A elemanı için iki farklı durum söz konusu. A'ya diyorsun ki geleceğim mi gelmeyeceğim mi diyorsun. A'nın iki farklı durumu söz konusu. Ya vardır ya yoktur o kümede. Çarpı B için de aynı durum söz konusu. Ya vardır ya yoktur. Çarpı C için de aynı durum söz konusu. Ya vardır ya yoktur. 2 çarpı 2 çarpı 2'den toplam 8 tane durum oluştuğuna göre Demek ki ben 3 elemanlı bir kümenin 8 tane alt kümesi vardır diyebilirim e Bir de bir eleman dağılmış olsaydı çarpı bir 2 daha diyecektik Madem öyle n tane eleman varsa o ben 2'yi n defa yan yana çarpacağımı nasıl gösteririm? 2 üzeri n biçiminde gösteririm Tabi ben şu 1 çıkarıyorum ya işte o 1 kendisi bu da özalt kümenin formülü Tamam mı? tüm alt kümelerin sayısını buldun. Kendisini yani bir tanesini çıkardın. Bu da öz alt küme sayısının formülüdür diyebiliriz. Şimdi 212. sayfayı da bitirdik. İstanbul'un telefon alan kodu mu? 213. sayfamıza geçiyoruz. Bir de 0216 vardı sanırım. 213. sayfamızda bir notumuz var. Bu notta ilerki e, konularımızdan bir konunun e, kombinasyonun açıklaması var. En önemli, ki kombinasyonun tanımı da budur ha. N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt kümelerinin her birine N'in R'li kombinasyonu denir. N'in R'li kombinasyonlarının sayısı ya bu şekilde ya da bu şekilde gösterilir ki genelde biz şunu kullanacağız sağdakini. N'in R'lisi diye gösterilir. N'in R'lisi diye okunur. N'in R'lisi de aynı zamanda N faktöriyel bak N fakt şunu karıştırma boş ver. N faktöriyel bölü N R faktöriyel çarpı R faktöriyel olarak bulunur. Ya da sen bunu mesela 5'in ikilisi diyeceksin ya. Bunu şöyle yap. Şu 5'i altta yazan kadar indir. 5 çarpı 4 bak 2 tane çarpım olarak indirerek çarptım. Bölü 2 faktör geldi. Yani buradakinin faktörü geldi. O zaman mesela 6'nın üçlüsü ne olur? 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bak 3 defa açtım. Bölü 3 faktör geldi dedim. Alttakinin faktörü geldi. Bu da bana 6'nın üçlüsünü verecektir gençler. Kazanın bakış 6. Şimdi asıl sorularımıza başlıyoruz. Şimdi durmadan soru çözeceğiz seninle beraber. O yüzden algılarını iyi aç. Tamam. Kazanın bakış 6. 1, 2 ve 3 elemanından oluşan bir küme var. Bu küme G kümesinin alt kümesi iken G kümesi de aha buradakinin alt kümesi. Bu koşulu sağlayan kaç farklı G kümesi yazılır? Şimdi ben şundan eminim. Şuna netim abi. Derim ki lan şu küme bunun alt kümesi ise demek ki G kümesinin içerisinde kesinlikle 1 var, 2 var, 3 var. Bak 1, 2, 3'ü kapsamış çünkü. Dolayısıyla 1, 2, 3 elemanları var G kümesinin içerisinde. Peki devamını nasıl getirelim hocam? Şimdi 1 var, 2 var, 3 var. Şimdi kendimize şu soruyu soracağız. Acaba 4 var mı? 2 seçenek. 5 var mı? Var veya yok, 2 seçenek. 6 var veya yok, 2 seçenek. 7 ve 8 var veya yok, 2 seçenek. Dolayısıyla geriye kaç tane eleman kaldı? 5 tane mi? Cevap 2 üzeri 5'ten 32'nin ta kendisidir diyeceğiz. Temel mantalitesi, temel mantığı bu gençler. 7. kazanım bakış. G kümesi 1 2 3 4 elemanlarından oluşurken H kümesi H kümesi <laughs> H kümesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yani rakamlardan oluşan bir küme. Diyor ki G'yi kapsayan bir E kümesi ve E kümesi de bu H'ın alt kümesi yani şunun da alt kümesi olan lakin G'nin E'ye ve H'a eşit olmadığı kaç tane küme vardır? Çok basit. Ben diyorum ki buradaki E kümesinin içerisinde madem 1, 2, 3, 4'ü kapsıyor. 1 2 3 ve 4'ün olduğunu düşüneyim. Bak, olduğunu düşüneyim diyorum. Tamam mı? Hatta ve hatta olduğunu düşünmekle kalmayıp şunu yapalım. Varsayalım ki bunlardan şunlardan herhangi 3 tanesi var. Bak, herhangi 3 tanesi varmış gibi düşünelim. Tamam mı? Bunlardan herhangi 3 tanesi varsa o zaman ben bunu şöyle düşünürüm. Ee, çünkü G kümesi E kümesine eşit olmasın diyor ya ben 1 2 3 4'ü alamam. Alıyorsam da hadi gene aynı başa döndüm. Varmış gibi düşünelim. 2 3 ve 4'ü yazdım. Bunlar var dedim. Ama ama tek başına böyle olamaz. Sebep? E çünkü hocam şimdi böyle olursa G E'ye eşit olur. He tamam. O zaman derdimiz şu. Bunun yanına mutlaka eleman ekleyeceksin diyor. Tamam. Şimdi o zaman 1, 2, 3, 4 kesinlikle var. Geriye kaç tane eleman kaldı? 6. 6 tane. 2 üzeri 6'dan da 64 tane yazılabilir hocam. Evet ama bu 64 tanesinden bir tanesi zaten şöyle bir eleman verir bize. Küme verir. Diğeri de haşın ta kendisini verir. Haşın aynısını verir. Yani iki tanesini istemiyor. Çünkü haşa ve g'ye eşit olmasın istiyor e kümesi. O zaman ben bu bulduğum 64 tanesinden iki tane çıkarırım. 62 tane bu şekilde E kümesi yazılabilir diyebilirim. 8. kazanın bakıştayım artık. G kümesi, G kümesi diyor ki eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 kümesinin iki elemanlı tüm alt kümelerini yazdım ben diyor. Bunları yazdıktan sonra diyor bir de bunların ayrı ayrı elemanları toplamını buldum. Ve bu elemanlar toplamıyla da bir ne oluşturdum? Küme oluşturdum. Buna da H kümesi dedim. H kümesinin eleman sayısı soruluyor. Şimdi şöyle ki mesela ben buradaki en küçük iki elemanla bir alt küme oluşturursam eksi 4 ile eksi 3. Bunların elemanları toplama eksi 7 yapar değil mi? Ki en küçük eleman da budur bak toplamlarının en küçüğü. Peki eksi 6 diye bir şey bulabilir miyim? Bulurum bak eksi 4 ile eksi 2'yi toplarım eksi 6 derim. Peki eksi 5'i bulabilir miyim? Bak şunla şunu topla eksi 5 olur. Eksi 4 bulunabilir mi? Eksi 4 ile 0'ı toplarım. Eksi 4 olur. Eksi 3. Eksi 3 ile 0'ı toplarım. Eksi 3 olur. Eksi 2. Eksi 2 ile 0'ı toplarım. Eksi 2. Eksi 1. Eksi 1 ile 0'ı toplarım. Eksi 1. Peki 0 bulabilir miyim? Tabii. Eksi 1 ile 1'i toplarım. 0. E o zaman ben bu şekilde düşünecek olursam en büyük elemanda 3 ile 4 ya topladım 7 geldi. O zaman eksi 7'den 7'ye kadar ben farklı farklı toplama sonuçları elde ederim değil mi? Herhangi iki elemanı seçip toplarsam. Farklı farklı eksi 7'den 7'ye kadar sonuçlar elde ederim ama eksi 7'den 7'ye kadar bütün tamamını elde ederim. Ve tamamını elde ettiğim için de artık şunu söylerim. Ulan burada eksi 7'den 7'ye kaç tane sayı varsa cevap da odur. Evet aynen o şekilde 15 tane sayımız vardır. Cevabımız da 15'tir gençler. Hatta bunu şöyle yazalım. H kümesinde eleman sayı istiyor ya. SH eşittir 15'te yazılabilir tabii ki. Peki. Dokuzuncu kazanım bakış. Bir kümenin eleman sayısı o kümenin bir elemanıysa eğer bu kümeye gizemli küme denir. Örneğin 3, 4 ve 5 elemanlarından oluşan küme 3 elemanlıdır ve 3 bu kümenin bir elemanıdır. Bundan kaynaklı da bu küme yani G kümesi gizemli kümedir. Şimdi buna göre demiş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi gizemli kümedir diye soruluyor bize. Peki şimdi bir elemanlı bir kümenin içerisinde bir olmasını istiyorum. O zaman şöyle yazarım. Bak bu gizemli kümedir. Alt kümelerden seçeceğim ya. Bu gizemli kümedir. İki elemanlıların içerisinde iki olmasını isterim. İkiyi yazdım. Bunun yanına ben kaç tane değişik eleman yazabilirim? İkiyi kullandım. Burada yedi eleman vardı. İkiyi kullandığıma göre altı tane daha buraya eleman yazabilirim. Buradan bir tane geldi. Buradan altı tane geldi değil mi? Peki... 3 elemanlı bir küme ise o zaman içerisinde 3 olacak abi. Mesela 3, 4, 5 bunlardan birisi. 3 olacaksa geriye kaç tane eleman kalacak? Şimdi 2 tane daha yazmam gerekiyor değil mi? 3 elemanlı olacak ya. E geriye bu 6 elemanda ikisini kaç farklı biçimde seçerim? Bunu düşünürüm. 6'nın ikilisi bana 15'i verir. 15 tanedir. Peki 4 elemanların içerisinde 4 olacak. 4 e kesim var. Geriye 6 elemanım kalmıştı ama seçmem gereken de hala 3 eleman var. O zaman 6'nın üçlüsüyle seçerim bunu ve bu da 20 yapar. 20 tane de böyle geldi. Peki 5 elemanlı kümeler içerisinde 5'i mi barındıracak? Aynen öyle. Madem öyle içerisinde 5 olacaksa 1 2 3 4 tane daha eleman seçmem gerekiyor benim. 6 tane elemandan 4 tanesini seçerim. 6'nın 4'lüsü aynı zamanda 6'nın ikilisine eşittir ve bu da 15'tir. 15 tane de böyle geldi. 6 elemanlı kümenin içerisinde 6 olmalı. 1 2 3 4 5 tane daha seçeceğim. 5 tane seçeceğim. Kaç tanesinin içinden 5 tanesinin? 6'nın 5'lisi o da bana 6'yı verir. 6 tane de böyle vardır. Ve 7 elemanlı zaten kümenin kendisidir yani bir tane. Tamam. Şimdi kaç tane oldu? 1 6 15 20 15 6 1. Bunların toplamı kadar hocam. Şimdi bunları toplarsam da bana 64'ü verir. Bu da ileride yani hocam nasıl hemen topladın? Ben toplarım. <laughs> Kombinasyon biliyorsan sen de toplarsın. Binom biliyorsan sen de toplarsın. İleride bilmiyorsan ileride öğreneceksin. Ama merak edenler için söyleyeyim. N'in sıfırlısından başlayıp N'in N'lisine kadar devam eden bir toplam bana 2 üzeri N'in ta kendisini verir. Ki burada ben 6'nın sıfırlısı, 6'nın birlisi, 6'nın ikilisi, 6'nın üçlüsü, 6'nın dörtlüsü, 6'nın beşlisi ve 6'nın altılısı olmak üzere 6'nın sıfırlısından başlayıp 6'nın altısına kadar gittiğime göre cevap 2 üzeri 6'dır ki zaten o da 64'ün ta kendisidir diyebiliriz. Ama tabi tek tek de toplayabilirsin tercih meselesi tek tek yaparsan uzun sürecektir. Tamam peki kazanın bakış ondayız artık. Bir A kümesi var 1 2 3 A B C D elemanlarından oluşuyor. Bu alt kümelerinin kaçında 1 eleman olarak bulunur. Şimdi birin bulunmasını istiyor abi. 1'i yazdım. E birin yanına 1 bulunacak ya 2 gel edebilir gelme edebilir aynı şekilde 3 gelir gelmez A B C D gelir veya gelmez Bunların hepsinin ikişer durumu olduğu için 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 2 üzeri 6'dan 64 bana doğru cevabı verir Bir de B kümesine B şıkkına bakalım B sorumuza bakalım B'de de diyor ki gençler bakın bir eleman olarak bulunmaz diyor. Şimdi kümemizi biz gittiğimiz yere taşıyalım en iyisi böyle ekranda sürekli aşağı yukarı yapmayalım. Gel bakalım küme sen buraya. Sen benle benim gittiğim yere gel. Ha, şuraya yapış bakayım şöyle. Ha tamam şimdi gençler bakın biri bulunmasını istiyor. O zaman biri ben silerim kurtulurum. E, alt kümelerin kaç tanesinde bir bulunmaz diyordu. E, buradan kaç tane alt küme gelir? 2 üzeri 6'dan 64 tane alt küme gelir. 64'ünde 1 bulunmaz. Ki zaten bunu şöyle düşünebilirsin. Bak şimdi klas bir hareket yapacağım sana. Sen de bu klası öğren. Kaç tane alt kümesi var bunun? Ne hocam 2 üzeri 7. Yani 128. E sen şimdi bir eleman olarak bulunuru 64 tane bulmadın mı? 64 tanesinde 1 varsa 64'ünde 1 yoktur. Bak 64 tanesinde var 64 tanesinde yok. Tamam. Bunu da bu şekilde ayrımını iyi yap. Şimdi şunu götüreceğimizi söylemiştik. Götürelim. Şuraya koyduk ve diyor ki bir eleman olarak bulunur ama iki bulunmaz diyor. Şimdi biri yerleştirelim o zaman. bir var. Bunu yazdım. Ama 2 de olmasın diyor. 2'yi de sildim. E geriye kaç tane kaldı? 5. O zaman 2 üzeri 5'ten cevap 32'dir diyeceğim. 2 ve 3 eleman olarak bulunsun diyor. Yani diyor ki hem 2 olsun hem 3 olsun diyor. Hem 2 hem 3 olacaksa madem öyle 2'yi de 3'ü de yazdım ben. Tamam. Geriye 5 tane eleman kaldı. 2 üzeri 5'ten 32 tane de böyle 2 ve 3'ün bulunduğu küme alt küme vardır. Peki 2 veya 3 diyor. 2 veya 3 diyorsa e, 2'nin bulunup 3'ün bulunmadıkları olabilir. Bir önceki dersimiz sembolik mantıktı. Veya'nın biliyorsun kelime anlamını öğrendin artık. 2 bulunup 3 bulunmayabilir. 3 bulunup 2 bulunmayabilir. İkisi de bulunabilir. Tek istemediği durum var. İkisinin de olmaması. 0 veya 0 0'dır çünkü. İkisinin de olmaması e, durumunu istemiyor. E, o halde bu e, kümenin kaç tane alt kümesi vardı gençler? 7, 2 üzeri 7'den 128 taneydi. Değil mi? 128. Peki ben istemediğim durum neydi? 2 ve 3'ün olmadığı durumlar. 2'yi 3'ü sildim. Geriye 2 üzeri 5'ten 32 tane alt kümede 2 ve 3 yok. O halde ben 128'den 32'yi çıkaracak olursam ki bana 96'yı verir. 96 tane kümede, alt kümede 2 veya 3 eleman olarak bulunur arkadaşlar. Tamam. Peki. Şimdi devam. F şıkkına bakalım. F şıkkında da şöyle bir şey var. 2 ya da 3. bak. Veya ile ya da arasındaki farkı ne güzel de vurgulayacağız şimdi. Veya diyor ya da diyor. Şimdi ya da dediğimiz neydi? Kesindi net. 2 varsa 3 olmasın. 3 varsa 2 olmasın abi demeye çalışıyor bize. Şimdi o zaman şunu düşünelim. 2 olsun. Tamam mı? Şuraya yapıştıralım yine. 2 olsun ama 3 olmasın. 2 olduğu için tik attım. 3'e olmadığı için çarpı attım. Geriye kaç tane kaldı? 2 üzeri 5'ten 32 tane alt küme gelirken. 3'ün olup da 2'nin olmadığı da aynı şekilde 2 üzeri 5'ten 32 gelir. Ve totalde 64 tane kümede 2 ya da 3 eleman olarak bulunur diyebiliriz. Peki. F'yi hallettik ve böylelikle 213. sayfamızda bitirdik. Artık nereye geçiyoruz? 214. sayfaya kazanın bakış 11'deyiz. A kümesi 1, 2, 3, A, B, C, D elemanlarından oluşmuş 4 elemanlı alt kümelerinin... Bak 4 elemanlı alt kümelerden kaçında bir eleman olarak bulunur diyor. Şimdi 4 elemanlı bir alt küme lazım bize ve biri istiyor. Dolayısıyla 3 tane daha eleman yazmamız gerekiyor değil mi buraya? Peki şimdi ben diyorum ki ben bu 3 elemanı nereden bulacağım? Biri kullandım. Şuradaki 6 tane elemandan kullanacağım. Yani 6 tanesinden herhangi 3 tanesini kaç farklı biçimde seçerim diye düşüneceğim ki bu da bana 20'nin ta kendisini veriyordu. Şimdi 1'in eleman olarak bulunmadığı durumu soruyor. Hemen şöyle alalım şunu, yine yanımızda gezdirelim. Şunu şuraya koyduk ve aşağı inelim. 1 eleman olarak bulunmaz diyor. Şimdi 1'in eleman olarak bulunmadığı, şunu sildim. Kaç elemanlıydı? 4 elemanlı istiyordu, değil mi? Pekala. Burada kaç tane eleman var? 5. O zaman ben 5 taneden 4 tanesini kaç farklı biçimde seçerim diye düşüneceğim. E, bu arada 6'ymış orası arkadaşlar. Hemen 6'nın dörtlüsü bana cevabı verecek. 6'nın dörtlüsü aynı zamanda 6'nın ikilisidir ve bu da 15'in ta kendisidir. Yani cevabımız 15 olacaktı. Peki şimdi C'ye bakalım. 1 eleman olarak bulunur ama 2 bulunmaz diyor. Yani yine şöyle 1'i yazacağım. 3 tane eleman seçmem gerekiyor ama bu 3 elemanın içerisinde biri kullandım 2'yi de kullanmamı yasaklamış. 5 e tane elemandan 3 tane seçmem gerekiyor. Bu da bana 5'in ikilisinden onun ta kendisini veriyor. Peki 2 ve 3 eleman olarak bulunur diye sorulmuş. 2 ve 3 bulunacaksa 2'yi de yazdım 3'ü de yazdım ve 2 tane daha eleman seçmem lazım. 2'yi kullandım 3'ü kullandım 5 tane elemandan herhangi 2 tanesini seçip buraya yazabilirim ki bu da bana yine onun ta kendisini verir. Ve gençler ekstradan 2 veya 3 demiş şimdi bak. 2 veya 3. Şimdi bu durumda 2 bulunur 3 bulunmaz. 3 bulunur 2 bulunmaz. 2 ve 3 aynı anda bulunur. Tek istemediği durum var. 2 ve 3'ün bulunmadığı durumu istemiyor. Toplamda kaç tane 4 elemanlı alt küme var? Önce bunu düşünürüm ben. Toplamda 4 elemanlı alt küme sayısı burada 7 tane elemanımız olduğu için 7'nin dörtlüsüdür. Ki aynı zamanda bu 7'nin üçlüsüdür. Ki bu da 35'tir arkadaşlar hesaplandığını takdirde. Bu tümü. Şimdi ben burada 2 ve 3'ün bulunmadıklarını düşüneceğim. 2'yi ve 3'ü silersem toplam yeri 5 eleman kalır ve 5 taneden 4 tanesini seçersem eğer 5'in 4'lüsü 5 yapar. Şimdi tümünden 2 veya 3'ün bulunmadığını çıkarırsam arkadaşlar böylelikle neyi bulmuş olurum? Benden isteneni yani cevabımız 30 tane olacaktı. Bir de 2 ya da 3 eleman olarak bulunur diyor. Yani 2 bulunurken 3 bulunmasın, 3 bulunurken 2 bulunmasın istiyor. Bir tanesini bulurum, çarpı 2 yaparım. 2'yi yerleştirdim. 3 tane eleman seçmem gerekiyor. 2'yi kullandım, 3'ü yasaklamış. İkinci durumda da 3'ü kullandım, 2'yi yasaklamış diyeceğim. O hal o yüzden çarpı 2 demem gerekiyor. Şimdi geriye kaç eleman kaldı? 5. 5 tanesinden herhangi 3 tanesini ben 10 farklı biçimde seçim yaparım. Bir de 3'ün bulunup 2'nin bulunmadığı o da 10 tane gelecek ve toplam cevabımız 20 tane olacak sevgili arkadaşlar. 214. sayfamızın sağ üst tarafına doğru geçelim bakalım. Kazanın bakış 12. 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi 0, 5, 9 kümesini kapsar. Kapsayacaksa içerisinde 0, ve 5 ve 9 illaki vardır. 0'ı, 5'i ve 9'u koydum. Geriye 3, 2, 5 tane eleman kaldı. Ben, ben bu 5 tanesiyle kaç farklı alt küme oluşturursam o alt kümeleri yanlarına yerleştire yerleştire yeni kümeler elde edebilirim. Dolayısıyla cevabımız 2 üzeri 5'ten 32'nin ta kendisi olacaktı. 12. sorumuzun cevabı. Devam. 13. sorudayız. G kümesi 0, 1, 2 kümesiymiş. H kümesi de arkadaşlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yani rakamlar kümesi. Diyor ki G, D'nin alt kümesi. D'de H'ın alt kümesi olacak biçimde 7 elemanlı bir D kümesi. Kaç farklı biçimde oluşturulabilir? Şimdi bu D kümesinin içerisinde 0, 1, 2 kesinlikle var. Çünkü G'yi kapsıyor. 0, 1, 2 varsa e, kaç elemanlıydı? 7. 1, 2, 3, 4 tane daha eleman seçeceğim. Bu elemanları nereden seçerim? 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 9'dan. Yani 6'nın dörtlüsü. Yani 6'nın ikilisi bana cevabı verecektir. E ee, bu arada 6 değil 7 tane eleman var burada. Dolayısıyla 7 tanesinden 4 tanesini seçeceğim ki bu da aynı zamanda 7'nin üçlüsüdür. 7'nin üçlüsü de 35'in ta kendisidir. Doğru cevabımız da 35 olacaktı. Kazanın bakış 14'teyiz artık. Ve diyor ki 5, 7, 13, 41, 67, 83 kümesinin boş kümeden farklı alt kümelerinin elemanları parantezler kullanılmadan yan yana yazılarak X basamaklı bir sayı oluşturuluyor demiş. Peki bu X kaçtır? Yani kaç basamaklı bir sayı oluşur? Şimdi burada benim şunu düşünmem gerekiyor. Benim kaç tane alt kümemin içerisinde 5 vardır? Şimdi burada kullandığım 5 adedi bu şekilde ortaya çıkmış olur değil mi? Kaç tanesinde 5 vardır? E şu şekilde düşünürüm ben. Şuradan kaç tane alt küme gelir? 2 üzeri 5'ten 32. Yani 32 tane ben şu 5'ten kullanacağım. Tamam? O zaman kaç tanesinde 7 vardır? E ayrı gayrı yok. Ondan da 32 tane olacak. 32 tane 7 kullanırım. 32 tane 13 kullanırım. Yine 32 tane ne kullanacağım? 41 kullanırım. Yine 32 tane 67 ve yine 32 tane de 83 kullanmış olurum. Böylelikle Şunlar bir basamaklı mı? Evet bu da bir basamaklı. O zaman şuradan 64 basamak gelir. 64 basamak. Ve evet, 32 tane 13. 13'ler 2 basamaklı. Bu da 2 basamaklı. Bu da 2 basamaklı. Bu da 2 basamaklı. O zaman 2 çarpı 32'den 64. Ki bundan kaç tane var? 4 tane var. 4 kere 64 de bana 256'yı verir. 256 basamaklı da buradan gelir. 256 basamak buradan. 64 basamak da buradan olursa eğer ben bunları toplarsam 320 basamaklı bir sayı elde etmiş olurum. Böylelikle x de bana 320'nin ta kendisini verir sevgili gençler. Evet. 15. kazanım bakış. G kümesi buymuş. Bu kümenin alt kümelerinin elemanları toplamı sorulmuş. E şimdi ben şöyle düşünsem. İçerisinde -5 olan kaç tane alt küme var? Yan tarafına bakıyorum. Burada 7 eleman var. Doğru mu? Peki o zaman 128 tane eksi 5 kullanacağım ama 128 tane de 5 kullanırım. Dolayısıyla 128 tane eksi 5'in 128 tane 5'ini götürdüğünü bilirim. Aynı şey eksi 2 ve 2 için de geçerli. Kümenin içerisinde sıfır elemanının olması o kümenin elemanları toplamına bir etkisi yoktur. Çünkü sıfır toplamada etkisiz bir elemandır. Bu da gitti. O halde 128 tane 7, 128 tane 8, 128 tane 9'un toplamı isteniyor bizden. Yani 128 parantezinde 7 artı 8 artı 9 bana cevabın ta kendisini verir. 7, 8, 9 daha 24 yapar. O halde benim cevabım da 128 ile 24'ün çarpımı olacaktır. Çarpalım. Hocam 4 kere 128 bize 512'yi verir. 2 kere 128 256'yı verir. Bunları toplarsam cevabı bulurum. 2, 7, 0, 3, 3072 benim cevabımın ta kendisiydi ve böylelikle 214. sayfamın da sonuna geldim. 15 tane kazanım bakış örneği çözdük. Birbirinden güzel eğitici sorular vardı. Belki daha önce hiç görmediğin tarzda kazanım soruları vardı. Bunlar bizim için çok değerli. Daha önce görmediğimiz, deneyimlemediğimiz, tatmadığımız, çözmediğimiz şeyleri yapmak gençler daima bizi geliştirir. Yoksa daha öncesinde yaptığın işleri tekrar 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 yaparsan sadece orada gelişirsin. Tamam? Bizim için önemli olan neymiş? Daha önce görmediğimiz soru tiplerini çözmek. 214. sayfamızda bitirdik. Geçtik 215'e. Kazanın bakış 16'dayız. Peki. 8 elemanlı bir kümenin en az 5 elemanlı alt küme sayısı soruluyor. En az 5. Yani 8 elemanlı bir kümenin 5 elemanlı alt kümelerinin sayısı 8 elemanlı bir kümenin 6 elemanlı alt kümelerinin sayısı. 8'in elemanlı kümenin 7 elemanlı bir küme 7 elemanlı alt kümelerinin sayısı ve 8 elemanlı bir kümenin 8 elemanlı alt kümelerinin sayısının toplamı isteniyor bizden. 8'in 5'lisi aynı zamanda 8'in 3'lüsüdür. 8'in 3'lüsü de 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 faktöriyeldir ki burada 6 ve 3 faktöriyel birbirini götürürse burası 56 gelir. 8'in 6'lısı aynı zamanda 8'in 2'lisidir ki bu da bana 8 çarpı 7 bölü 2'den 28'i verir. 8'in 7'lisi 8'in 1'lisidir ki 8'dir. 8'in 8'lisi de 1'dir. İşte bunların toplamı istenmiş. 56 28 daha 84 8 daha 92 1 daha 93'ü verir. 16. sorumuzun cevabı da böylelikle 93 olmuş olur. Geçtim 17'ye. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yani rakamlar kümesinden bahsediyor. G kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde en az 3 tane asal sayı bulunur? En az 3 tane asal sayı bulunmasını istiyor. Şimdi o zaman ben şöyle düşünürüm. Buradaki asal sayılar hangileri? 2, 3, 5 ve 7. Şimdi bunlardan en az 3 tanesi bulunsun diyor ya. En az 3 tane. Bir 3 tanesinin bulunduklarını çıkaralım. Bir de 4'ünün aynı anda bulunduklarını çıkaralım. Tamam Bunların hesabını yapalım. Şimdi eğer 3 tane ise. Hangi 3'ü? O yüzden ben bunu 4'ün üçlüsü biçiminde. Yani 4 tane asaldan 3'ünü seçerim. Seçtikten sonra. 3 tanesini seçtim artık. Kaçında en az 3 asal bulunur diyor ya. Varsayalım ki 2, 3'ü ve 5'i seçtim. 7'yi de kullanmayacağım. Çünkü 3 tane asal olmasını istiyorum. Geriye kaç eleman kalır? 6. Bu 6 tanesinden herhangi 3 tanesini seçersem 4 tane eleman var. 10 tane 10 elemanlı bir kümeydi. 4'ünü 3 tanesini kullandım. Birini eledim. Geriye 6 tane kaldı. 6 tanesinden de herhangi 3 tanesini seçerim. dedim yanlış mı oldu? En az 3 asal sayı bulunur diyordu. Özür diliyorum. Yanlış oldu tabii ki. 3 tanesini seçmeyeceğim. 3 tane asal bulunur demiştik. Geriye kalan 6 tane elemanla da 2 üzeri 6 tane alt küme kurulabilir. Değil mi? Yani kafa birden farklı farklı sorulara gitti. Şimdi dördün üçlüsü 4'tür. Ben bunu 2 üzeri 6 ile yani 64 ile çarparsam bana bu kaçı verir arkadaşlar? 256'yı verir. 256 tane böyle geldi mi? Geldi. Şimdi hepsini kullanırım. Yani dördün dörtlüsünden tüm asal sayıları kullandım. 1 yani çarpı. Yine 2 üzeri 6 diyeceğim. Bu da bana 64'ü verir. 64, 256 daha 320'nin ta kendisidir. 320 de bize aynı zamanda cevabı verir. 18. kazanın bakıştayız. Öz alt küme sayılarının toplamı 193 olan 3 tane küme var. Eleman sayıları toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi öz alt kümeleri toplamı 193'e. Mesela bir tanesi A elemanlı olsun 2 üzeri A eksi 1. Biri B elemanlı olsun 2 üzeri B eksi 1. Öteki de C elemanlı olsun. 2 üzeri C eksi 1 tane özalt kümesi vardır. Ve bunların toplarsam eğer 2 üzeri A, 2 üzeri B, 2 üzeri C eksi 3 eşittir 193'ü bulmuş olurum. Ki eksi 3'ü karşıya atarsam ben 2 üzeri A artı 2 üzeri B artı 2 üzeri C'nin 196 olması gerektiğini öğreniriz. Şimdi tabii 196'dan küçük 2'nin kuvvetlerini toplayıp 196'yı elde etmek var. Bunu nasıl halledebiliriz? Ben bir tanesini 128 diğerini 64 seçecek olursam bunların toplamı bana 192'yi verir ve kenara da 4 kalır. Ve dikkat et hepsi 2'nin kuvveti. Bu 2'nin 7. kuvvetidir. Bu 2'nin 6. kuvvetidir. Bu da 2'nin karesidir. Bundan kaynaklı. A 7 iken B 6'dır. C de 2'dir. Değil mi? Güzel. Şimdi eleman sayıları toplamı e, A, B ve C elemanlıydı. O halde 7, 6 daha 13, 2 daha 15 yapar. Doğru cevabımız da 15'in ta kendisidir deriz. Evet. Arkadaşlarım 19'dayız. Ve diyor ki 8 elemanlı bir kümenin hiçbiri diğerinin alt kümesi olmayacak şekilde en çok kaç tane alt kümesi bulunur? Ee, ben ben bir elemanlı seçebilirim bu kümelerin hepsini. Yani şöyle düşün. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 elemanından oluşan 8 elemanlı bir kümemiz var. Bunların birer elemanlı alt kümelerini düşünecek olursam birbirinden farklı ve hiçbiri birbirini kapsamayan 8 tane ne ne bulmuş oluruz? Alt küme bulmuş oluruz. Cevap 8 olabilir ama en çok kaçtır dediği için biraz insan işkillenmiyor değil. Birbirini kapsamayacaksa birbirinden tamamen farklı kümeler olmak zorunda. Doğal olarak, doğal olarak ben iki elemanlı seçersem sanki daha fazla bulurum bu kümeleri. Mesela 1 2'yi seçerim. 1 3'ü seçerim. Birbirini kapsamaz. 1 4 kapsamaz. 1 5 1 6 1 7 1 8 kapsamaz. Daha sonrasında gider 2 3'ü seçerim. 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 Yani 2 elemanın alt küme sayısı kadar çıkacak o zaman değil mi? Peki bunun 2 elemanın alt küme sayısı ne kadardır? 8'in ikilisidir. Ki bu da bana 28'i verir. Peki 8'in üçlüsü kaç? Hocam 8'in üçlüsü de 56 yapıyordu. Bir önceki örneklerde çözmüştük. Peki 8'in dörtlüsü kaç? Bir de bunu hesaplayalım. 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 4 faktöriyeldir. 4 faktöriyel 24 olduğu için 6 kere 8 24, 24'e, 6 kere 8 48 24'e böldüm 2 geldi. 5 kere 7 35 ve çarpı 2'den 70 gelir. 8'in 5'lisine döndüğümüz zaman zaten bu 8'in 3'lüsüne eşit olacağından artık en büyüğün biz 70 olması gerektiğini öğrenebiliriz. Yani ben bu 8 elemanlı kümenin 4 elemanlı bütün alt kümelerini sıralarsam Hiçbiri birbirinin alt kümesi olmayacaktır Çünkü birbirinden farklı alt kümeler bunlar Hiçbiri birbirinin alt kümesi olmayacaktır Ve böylelikle maksimum sayıya erişmiş olacağızdır Yani bu tarz durumlarda eğer ki bize 8 elemanlı bir küme verdiyse sen bunu 8'in dörtlüsünü alacaksın cevabı. E hocam 9 elemanlı olsaydı acaba? Şimdi 9 elemanlı olduğu takdirde de 9'un 4'lüsüne veya 9'un 5'lisine bakmamız lazım değil mi? Evet, ikisi de cevap. Çünkü ikisi zaten birbirine eşit çıkmak zorundadır. 10 elemanlı verseydi cevap onun 5'lisi olacaktı. 20 elemanlı verseydi cevap 20'nin 10'lusu olacaktı. 151 elemanlı vermiş olsaydı cevap 151'in 75'lisi veya 151'in 76'lısı olacaktı. İkisi de birbirine eşittir çünkü ve tam ortadadır. Tek sayılarda yarısı 151 bir azaltırsın veya bir artırırsın. Bunun yarısı 151'in mesela 150'nin yarısı 75 ya. 151'in 75'isi. 151'in bir fazlası 152 ya. Yarısı 76. 151'in 76'sı cevap olur. Tamam mı? Güzel. Şimdi gençler artık iki tane daha örneğimiz var. Bunları da çözdükten sonra kümelerde işlemler. Yani farklı bir videoya geçmiş olacağız. O iki soruyu da bir çözüp eritelim bakalım. G kümesi 1, 2, 3, 4, n, 1, e, n diye gitmiş. G kümesinin n-1 ve n'yi eleman olarak bulunduran tüm alt kümelerinin sayısı 768 olduğuna göre şimdi bunları eleman olarak barındırıyorsa bak bunları eleman olarak barındırıyor ama veya diyor bak veya diyor. Şimdi o zaman bütün alt kümelerinin sayısı 2 üzeri bu tümü. Peki istemediği durum hani veya dediğine göre istemediği bir durum var. Nedir? İkisinin de bulunmaması. İkisini de bulundurmayan 2 üzeri o 2 elemanı atarsam en eksi 2 tane alt küme vardır. İşte bundan bunu çıkarınca 768 buluyormuş. Şimdi ben bunu nasıl yaparım? Üstü sayılardaki becerime güvenirim. 2 üzeri n ve 2 üzeri n eksi 2. 2 üzeri n eksi 2 parantezini alırım. Şurada 2 üzeri 2 yani 4 kalacaktır. Yan tarafta 1 kalır eşittir 768. Şimdi ben her iki tarafı 4 eksi 1'den 3'e bölecek olursam 2 üzeri n eksi 2 hani 768'i 3'e böldüğün takdirde 256'yı bulursun. E, bu da 2 üzeri 8'dir biliyorsun. Demek ki n eksi 2 8'miş. n eksi 2 8 ise n 10'dur. Bizden n istenmişti. Bu da bize zaten doğru cevabın ta kendisini verir. Tamam. Ne yaptım? Tümünden. Neden bunu çıkardım? Çünkü hocam n eksi 1 veya n'i veya demiş bak. Bunu barındıran, bunu eleman olarak bulunduran tüm alt kümelerinin sayısı diyor ya. Yani n eksi 1 varken n yoktur. N varken N-1 yoktur. İkisi de vardır. Bunların hepsine kabul bu adam. Sadece neyi istemiyor? İkisi de olmadığı durumu istemiyor. İşte ben bundan kaynaklı tümünden ikisinin de olmayan alt küme sayılarının adedini çıkardım. Ve bu şekilde 768'e eşitledim. Geri kalanı küme değil. Geri kalanı üstü denklem oldu artık. Sen bu üstü denklemi nasıl çözdün? İşte küçük olanın ortak parantezini aldın. Üstü küçük olanın gibi. 21'deyiz. G kümesi verilmiş. 1'den 18'e kadar olan doğal sayılardan oluşmuş. Bu kümenin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinin elemanları toplamı 3 ile tam bölünür diye soruluyor. Çok sevdiğim standart bir soru lakin eskinin zor sorularından öyle söyleyeyim ben sana. 3 elemanlı alt kümelerinin kaçının elemanları toplamı 3 ile tam bölünür diyor ya bir kere bir sayının 3 ile bölünmesi için neler gerekiyor? İşte bunu e, anlamlandırabilmek için ben size şöyle bir olay çizeceğim. İyi dinle. Şimdi ben diyorum ki 1, 2, 3. 1'i 2, 3'ü yazdım. Bu ne işime yarayacak benim? 2 ile 3'ü biraz uzaklaştırayım. Şimdi 18'e kadar yazacağım. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yalnız dikkat et böyle yazıyorum ha. Yani tek sıra haline yazmadım bak. 10, 11, 12, 13, 14, 15, Hocam şura 16, bura 17, bu da 18. Doğru mudur? Doğru. Peki, şimdi bak güzel kardeşim. Burada çok güzel sütunlar oluştu ha. Bak inanılmaz güzel sütunlar oluştu. Şimdi ben bu sütunlara bir de isim vereceğim. Nasıl isimden bahsediyoruz? Dikkat ettiysen en sağdaki sütuna bak. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Bunların alayı 3'ün katı. Yani 3K diyebilirim ben bunlara. Peki hatta bunu farklı bir renkle gösterelim. Tablo olduğu da belli olsun. Bunların hepsi 3'ün katı. Peki bir yandaki sütuna bakacak olursan hepsi 3'ün katından 1 eksik. Bir yandaki sütun da tamamı 3'ün katından 2 eksik olan sayılardır. Şimdi beni iyi dinle. Ben ben 3'e bölündüğünde aynı kalanı veren herhangi 3 tane sayıyı seçersem bu bana mutlaka toplamları 3'ün katını verir. Mesela 10, 4 ve 16'yı seç topla 30. Aa 3'ün katı. Veya 7'yi 1'i ve 13'ü seç. Topla 21 3'ün katıdır. Mutlaka böyle olmak zorundadır. Çünkü çünkü bu sayıların tamamı 3k-2 formatındadır. 3k-2, 3a-2 ve 3b-2. Topla bakayım ne olur? 3 parantezinde k artı a artı b gelir ve eksi 6 olur. 3'ün katı mı? Evet. 3'ün katı mı? Evet. Demek ki 3'ün katı olmak zorunda. O halde ben diyorum ki bu özelliği sağlattırdığımıza göre ben şu sütundan sayılar seçersem 3 tane e bunlar da 3'ün katı olmak zorunda. Çünkü 3K, 3A, 3B ve eksi 3 gelecek bu da 3'ün katı. O zaman zaten 3'ün katı olan 3 tane sayının toplamı da 3'ün katı olacağı için ben diyorum ki şu sütundan 3 tane sayı seçeyim. Kaç tane sayı var orada? 6. Altı. 6'sından 3'ünü seçerim. Ve bu kadar 3 elemanlı alt küme gelir ve toplamları da 3'e tam bölünür. Aynı şeyi burada da ve burada da yaparsam o zaman çarp 3 diyelim hocam buraya. Olur. Olur. Peki başka var mı? Artı yazdığıma göre var. Değil mi? Diğeri hangisi? Bir tane daha var böyle özelliği sağlayan. O da şu. Ben bir tane sayı buradan, bir tane buradan, bir tane buradan seçersem. Bak. 3K-2 formatında 3K-1 ve 3K formatında sayılar seçersem topladığım takdirde 9K-3 gelir 9 3'ün katıdır eksi 3 3'ün katıdır demek ki ben birer tane her sütünden bir tane sayı seçtiğim zaman ve bunların toplarsam eğer bana toplamı 3'ün katı olan bir sayı veriyor. Aaa çok güzel o zaman 6'nın birlisi kadar buradan seçtim. Çarpı 6'nın birlisi kadar orta sütünden 6'nın birlisi kadar da sağ sütünden seçtim. Burası bana 216'yı verdi hocam şurası 20 idi 3 kere 20 60 yaptı. 60 ile 216'yı toplarsam 276'nın ta kendisi gelir arkadaşlar. Ve bu da benim 21. sorumun cevabının ta kendisi olur. Evet şimdi küme hani hocam ne kadar uzatmışsınız kümeyi ya niye bu kadar uzun bu küme konusu ben anlamadım ki yani hani bir buçuk saattir video izliyoruz daha kümenin yarısına bile gelemedik evet gelemedik lakin şöyle bir durum var Küme ne kadar önemsiz bir konu gibi görünse de sana fonksiyonların anahtarını verecek. Tamam bunu sakın unutma. Fonksiyonların anahtarını tutacaksın kümeyi iyi bir şekilde öğrenirsen elinde fonksiyonların anahtarını tutuyor olacaksın. Bu yüzden bizim için inanılmaz derecede kıymetli küme konusu. A aklında bulunsun yani haberin olsun. Şimdi kümelerde işlemlere geçeceğiz. İşte nedir? Birleşime bakacağız, kesişime bakacağız, farka bakacağız, tümleyene bakacağız. Hepsine bakacağız arkadaşlar. Ama ondan önce Dersi burada bitirmemiz gerekiyor. Bir sonraki videomuzda bakacağız bunlara. Şimdi kümelerde işlemlere kadar olan kısımdan sen hangi soru bankanından çalışıyorsan o soru bankanından kümelerde işlemlere kadar olan kısma kadar. Yani alt küme kavramıyla özellikle çok bol miktarda soru çöz diğer videoya kadar tamam mı? O videoda da görüşelim. Hoşçakal.